Şimdi madem Güleda kendini tanıtarak başladı, ben de kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Zehra Taşkın, Twitter aktif kullanıyorum. Şu anda AE2017 hashtag ile baktığınızda yarısı bana ait tweetler olabilir. Ben Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetim Bölümünde yaklaşık 9 yıldır araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Beni öncesinden tanıyanlar da var. Çeşitli yayın evlerinde de çalışmışlığım var. Benim araştırma verilerine yönelimim nasıl oldu? Belki ondan başlamak gerekebilir bu sunumu anlatmadan önce. Ben aynı zamanda Türk Kütüphaneci Dergisi'nde editörüm. Güleda Hoca ile beraber Türk Kütüphaneci Dergisi'nde editörlük yapıyoruz. Ve bir süredir açık hakemliğe geçmeye çalışıyoruz ama yazarların çok ciddi bir direnciyle karşılaşıyoruz. Yazarlardan verilerini istiyoruz. Dirençle karşılaşıyorduk, artık karşılaşmıyoruz. Verileri alabiliyoruz. Biz 1952'den beri gelen bütün yayınlarımızı açık erişimli şekilde sunuyoruz kullanıcılarımıza. Ve dergiden bir araştırma verileri ve açık erişimle bir aşinalığımız var. Onun dışında doktora tezimi ilerletirken Türkçenin morfolojik yapısıyla ilgili bir derleme ihtiyacım oldu. Bu daha önce TÜBİTAK destekli bir projeyle üretilmiş bir araştırma verisiydi aslında. Yazarından bunu talep ettiğimde yazar bu veriyi benimle paylaşmadı. Sebep olarak da ya ben size güvenmiyorum, Skype'la bir görüşelim, güvenirsem veririm dedi. Skype görüşmesine gelmedi ve ben kamu kaynağıyla desteklenen bir projenin verilerine ulaşım sağlayamadım. Bunun üzerine Güleda Hoca, ben ve ODTÜ Tekbol'den Ersebu Muraydınoğlu, Türkiye'deki akademisyenlerin araştırma verilerinin yönetimi konusundaki algıları ve mevcut durum ne? Bunu bir araştırmaya karar verdik. Çünkü gerçekten bir direnç var. Bu direncin sebebi ne? Bunun ortaya koyulması gerekiyordu. Bu makale Library High Tech'te yayınlandı. Library High Tech ücretli bir dergi. Bizim altın açık erişimli verebilecek bir bütçemiz olmadığı için bu makaleye biz Yeşil Yol'da bunu açık erişimli olarak sunuyoruz kendi web sayfalarımızda. Açıp bakabilirsiniz bu makalenin tam metnine. Şimdi Türkiye çalışmasını nasıl yaptık? Öncelikle akademisyen başında düşen yayın sayısında en yüksek ilk 25 üniversiteyi seçtik. Bu demek değil ki hani bu üniversiteler çok iyi olduğu için seçtik. Hayır, en çok araştırma yapanlar, en çok veri üretenlerdir diye düşünerek bu noktadan hareketle biz ilk 25 üniversiteyi seçtik. Toplam 19.631 kişiye anket gönderdik. 532 yanıt aldık. Bu örneklemin evreni temsil etmesi açısından çeşitli analizleri gerçekleştirdik, temsil ettiğini de gördük. Anketi merak ediyorsanız makalenin sonunda ek olarak da sunuluyor. Şimdi Türkiye'deki durumu genel olarak özetlemek gerekirse, herhangi bir strateji ve politikanın olmadığını, veri tanımının çok muğlak olduğunu, yani akademisyenler akademisyenler verinin tam tanımının yapılamadığını görebiliyoruz. Kurumsal desteğin olmadığını, bilgi ve teknik becerinin sınırlı olduğunu görebiliyoruz. Bunlar olumsuz şeyler. Ama olumlu olarak da heves ve farkındalığın olduğu sonucuna ulaştık. Daha detaylı bakarsak bunlara, mesela akademisyenler ne tür veriler tercih ediyorlar araştırmalarında? Bunu bilmek neden önemli? Her bir veri tipinin büyüklüğü hangi türde veri olduğu ile ilgili bağlantılı olarak değişebilir. Mesela siz deneysel bir veriniz 50 GB olabilir ya da işte anket veriniz çok çok daha küçük olabilir. Sistemlerinizi buna göre tasarlamanız gerekebilir. Türkiye'deki akademisyenlerin büyük çoğunluğunun deneysel veri kullandığını, onu metin verisinin, onu da anket verisinin takip ettiği sonucuna ulaştık. Akademisyenlerin %2.8'i çok fazla değil ama araştırma verisi kullanmadığını söylediler. Bunların çoğunluğu yanlış hatırlamıyorsam sosyal bilimler araştırmacılarına oluşuyordu. Şimdi hangi veri tiplerini tercih ediyorsunuz, dosya türlerini tercih ediyorsunuz diye sorduğumuzdaysa aldığımız cevabın büyük çoğunluğu spreadsheet, yani bildiğimiz Excel dosyası. Ama araştırma verilerinde şöyle bir şey var. Siz ticari bir firmanın ürettiği bir dosya tipiyle veri tutmanın sizin için aslında bir sakınca. Neden? Çünkü o ticari firma, Office, Microsoft Office, bu ürünü kaldırabilir. Sürüm uyuşmazlığı yaşayabilirsiniz vesaire. Spreadsheet'te tuttuğunuz verileri aslında CSV dosya formatıyla tutabilirsiniz. Daha da güvenli olarak tutabilirsiniz. Ama görüyoruz ki Türkiye'deki akademisyenlerin büyük çoğunluğu spreadsheet olarak topluyor verilerini. Bunu text ve free text'ler, SPSS verileri, XML'ler takip ediyor. Peki dedik, verilerinizi nerede tutuyorsunuz? Nerede saklıyorsunuz?
Araştırmacıların %71'i birden fazla yeri işaretleyebiliyorlardı burada. Yani yüz tutmamasının sebebi o. Bilgisayarımızda saklıyoruz dediler. Aslında bilgisayarınızda saklamanızla çekmecenizdeki flash diski saklamanız arasında hiçbir fark yok. O veriler ulaşılabilir yerde değiller ve güvende de değiller. Bulutta saklıyorum diyenlerin oranı %45. Şimdi biz buna bakınca ya biz çok kötü durumdayız gibi bir algı oluşabilir. Ama dünyada da durum farklı değil. Şimdi normalde ideal bir araştırma verisi yönetimi piramidinde kurum çekmecelerindeki verilerin piramidin en altında oluşturulması bekleniyor. Veri arşivlerinde çok büyük, en büyük kısmı veri arşivlerine tutulması bekleniyor. Diğerleri veri içeren yayınlarda ve makaleye ek dosya olarak sunulması bekleniyor. Peki dünyada mevcut durum ne derseniz? Araştırma verilerinin %75'i dünyada da erişilemez durumda. Yani sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil bu. Dünyada da araştırma verileri çok erişilebilir değil. Ufuk 2020'de ya da diğer başka projelerde araştırma verilerinin bu denli desteklenmesinin asıl sebeplerinden biri de bu. Kurum çekmecelerinde tutulan verileri gün yüzüne çıkarıp bilime katkı sağlayabilmek. Şimdi şunu da sorduk. Farkındalık düzeyleri neler? Çeşitli önermeler sunduk onlara, okunuyor sanırım. Akademisyenlerin büyük çoğunluğu, yani çoğuna katıldılar ama en çok katılmadıkları şey şuydu. Veri paylaşımı gereksiz yere veri toplanmasına engel olur. Şimdi aslında buradaki alt metin şu. Ya ben başkasının topladığı veriye güvenmem. O yüzden kendim tekrar toplarım o veriyi gibi bir yaklaşımı var bütün akademisyenlerde. Burada diğerlerine oranla daha farklı çıkmasının nedeni oranların. Yarısına yakınının bu önermeye katılmıyor olmasının ya da hiç katılmıyor olmasının sebebi aslında başkasının verisine güvenmiyor olması. Peki biz burada neyi tartışmamız gerekiyor? Bu güven ortamını nasıl yaratabiliriz? Belki bunu tartışmamız gerekiyor. Bunun üzerine şeyi sorduk. Verinizi kimlerle paylaşıyorsunuz? Şimdi araştırma grubundaki diğer kişilerle rahatlıkla paylaşabilirim diyor çoğunluk. Onu çalıştığım kurumdaki diğer araştırmacılarla, onu kendi disiplinindeki araştırmacılarla, en son tercih edeceği ise tüm bilimsel camia ile paylaşmak. Burada çok hani öne çıkan bir diğer kısmında bir not olarak aklımızda kalmış. Kimin iyiliğimi istediğini bilemediğim için artık verilerimi paylaşmıyorum gibi bir yorum vardı. Şimdi öyle bir güvensizlik ortamı var ki yasayla yönetmelikle korunmayan, İnsanlar verilerini paylaşmamayı ya da işte Skype görüşmesiyle yüzünü beğendiği, beğenmediği kişiyle paylaşmayı daha uygun görebiliyor. Peki dedik, neden verinizi paylaşmıyorsunuz? Bunlar da birbirine çok benzer oranlarda. Ama en çok katıldıkları önerme neden verilerini paylaşmadıkları ile ilgili olarak verilere başkasının erişmesini istememe geliyor. Bunun sebebi de aslında bu. Güvensizlik ortamının oluşması sebebiyle. Merak ettiğiniz şeylerden biri de bu. Kaçınızın kurumu bu veri yönetimi konusunda size destek veriyor diye sorduk. Sadece teknik destek konusunda çok az destek var. Onun dışında ne politika ile ilgili herhangi bir girişim var. Zaten Güle Dağcı'nın da biraz önce bahsettiği gibi gerçekten ne politikalarda, özellikle araştırma verileriyle ilgili politikalarda, üniversitelerde politika olmadığını görebiliyoruz rahatlıkla. Şimdi neler yapılıyor konusuna gelecek olursak, Mirat Bey birazdan neler yapıldığını çok net bir şekilde anlatacak size belki ama TÜBİTAK Kulak'ın bu konuda çok güzel çalışmaları var. Ben çok detaylı girmeyeyim. Mirat Bey anlatacak zaten detaylarını. ANKOS'un çalışmaları var. Burada açık erişim konferanslarının 6.'sını yapabiliyorsak burada bir farkındalık yaratılmış demektir. Bu salonun dolu olması bunun göstergelerinden biri. Aslında iyi yolda olduğumuzun da göstergesi. Projelerde partnerlikler var ki bu gerçekten bizi ülke olarak da öne çıkaran, Avrupa Birliği ile entegrasyonu da sağlayan bir şey, projelerle partnerliklerin olması. Peki bunlara ek neler yapmalıyız ki insanların, akademisyenlerin güven ortamını sağlayıp gönül rahatlığıyla verilerini paylaşmalarını sağlayalım? Bir kere politika oluşturmak şart. Önünüzde politika olmazsa siz kimseye verini kesinlikle paylaşmak zorundasın diye bir şey söyleyemezsiniz. Şöyle örnek vereyim. Benim üniversitemde akademik yükselme için yardım doçentlik, doçentlik eğiticilerin eğitimi sertifikasını almanız şart. Eğer o sertifikayı almazsanız yükselme alamıyorsunuz. Ve insanlar zorunlu olduğu için online eğitim sistemine girip, dersleri dinleyip, sınava girip, sertifika alıp o belgeyi ediniyorlar.
Bunu aynı şeye verilere yapabilir miyiz? Doğru yanlış tartışabiliriz. Bu uygulamanın zorunlu olmasının kişileri yıldırması vesaire gibi etkenlerle tabii hesaplanmalı ama bu uygulamayı verilere uyguladığınızı düşünün. Veriniz veri depolarımızda yoksa kusura bakmayın size yükselme vermiyoruz derseniz insanlar verilerini gönül rahatlığıyla paylaşacaklardır. Tabii siz güvenilir ortamlar sunduğunuz takdirde. Paydaşların işbirliğini böyle sürdürmesi yine çok önemli. Farkındalık düzeylerinin artırılması yine önemli. Çünkü biz çalışmada gördük ki araştırma verisinin ne olduğuyla ilgili de soru işaretleri var. Akademisyenler üzerinde araştırma verisinin ne olduğunu, gizli verinin ne olduğunu, verinin nasıl anonimleştirilmesi gerektiğini, üst verinin ne anlama geldiğini, üst veri dediğimizin standartlarının olduğunu. Çünkü mesela biz şey sorduk, hangi metadata standartını kullanıyorsunuz diye sorduk. Bize dediler ki kendi geliştirdiğimiz standardı kullanıyoruz. Şimdi böyle bir durumda sizin onlara bir üst veri eğitimi vermeniz lazım ki insanlar doğru bir şekilde üst verini tutabilsinler. Ve bunun için de eğitim çalışmalarını yapmak zorunlu diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.